Bana sakın ırkçı demeyin. Saşeyi sona bıraktığım için. Merhaba koleksiyoncular. Hasbihas koleksiyoncuların kanalı Koleksiyola hoş geldiniz. Bugün sizlere Bratz 20. yıl serisinden Sasha bebeğini tanıtacağız. Sonunda Bratz'den 4. bebeği de tanıtıp seriyi tamamlıyoruz. Bratz Sasha bebeği benim için yani şu anda görünüm olarak fav arasına giren bir bebek değil. Kesinlikle ırkçı değilim, kesinlikle ten rengiyle alakası yok söylediklerimin. Ancak açıp da görmek istiyorum çünkü genelde açınca fikrim değişiyor. Bunu hepiniz milyon kere bu kanalda şahit oldunuz. Biraz uykulu gibi konuşuyor olabilirim. Videolar da yok. Çünkü çok yoğun bir döneme girdim. Bu yoğunluktan dolayı da video çekemedim. Saçım sakalım birbirine karıştı. Ancak çok uzatmayacağım. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoya yorum atmayı lütfen unutmayın. Bratz Sasha bebeği tanıtımı birazdan başlayacak. Ama onun öncesinde TikTok'ta ve Instagram'da Koleksiyolog adıyla beni takip edebilirsiniz. Bu arada bu bebeklerin nerede satıldığını soran var. Şu anda Migros'ta 450 TL'ye satılıyor arkadaşlar. Bulabilirsiniz. Ve şimdi tanıtıma geçelim. Sasha bebeği kutulu olarak karşımızda ve şimdi tanıtımına başlayalım. Kutusu gördüğünüz gibi hologramik üçgen şeklinde. Burada kendi fontunda Sasha yazıyor ve onun kendi sembolü olan Bunny Boo var. Bratz 20. yıl. Girl with a passion for fashion. Yani modaya karşı tutkusu olan kızlar. Ön tarafta Yasmin, Chloe, Sasha ve Jade var. Ki Sasha'nın rengini burada açık yapmışlar. İçinden ücretsiz Bratz posteri çıktığı yazıyor. Kutunun arkası da hologramik. Bratz 20'den fazla funky moda tarzı oluştur diyor. Burada Sasha'nın yanından çıkan diğer kıyafetlerle birlikte oluşturabilecek kombinlerin resmi var. Sasha ve onun sembolü Bunny Boo. Burada diyor ki, merhaba benim adım Sasha. Benim moda tutkum tıpkı bereler ve kot etekler gibi olan urban sokak modası. Bana arkadaşlarım Bunny Boo der çünkü hip hop takılmayı seviyorum. Tam bir nigga. Burada içinden çıkanlar yazıyor. Diğer 4 Bratz bebeğimiz var. Chloe, Yasmin, Jade ve Sasha hepsini tanıttık. Bratz 20. yıl ve daha fazlası için bratz.com'u ziyaret et. Haydi artık kutusunu açalım. Sasha bebeğimizi açtık şu anda. Aksesuarlarıyla tanıtıma başlayalım. Yanından mor ikonik Bratz tarağı çıkıyor. Gerçekten kullanışlı. Diğer Bratz'lerde olduğu gibi Bratz posteri çıkıyor. 4 tane kızımız var ve burada The Girls with a Passion for Fashion yani modaya karşı tutkusu olan kızlar yazıyor. Yanından bir tane bebek mavisi sırt çantası çıkıyor. Aslında lastikli bir sırt çantası ama sırt çantasının detaylarına bayıldım. Önünde hip hop yazan bir Bunny Boo resmi var. Çantası buradan açılabiliyor. İçine kesinlikle bir şey koyabilirsiniz. Burada gerçek turuncu lastikler var ve bu turuncu lastiği çekerekten ağzını böyle düğümleyebilirsiniz. Çantanın ön kısmında cep detayı varmış gibi dikilmiş. Yanları gördüğünüz gibi turuncu, beyaz, siyah şeritli. Arkadan bu şekilde askısı var ve bu kısımda küçük askısı bile var. Yani bir sırt çantasının sahip olması gereken tüm detaylara sahip bir çanta. Muhteşem. En beğendiğim Bratz çantası kesinlikle bu oldu. Yanından ekstra bir çift ayakkabı çıkıyor. Ayrıyeten bir tane üst, bir tane de alt olacak şekilde iki parça kıyafet çıkıyor. Surat olarak en sevdiğim bebeklerden bir tanesi Sasha kesinlikle. Çünkü lip gloss'undan yüzündeki fara kadar muhteşem duruyor. Koyu bronz diyebileceğim bir lip gloss'u var ve dudaklarının kenarında dudak kalemeli bir çizim yapılmış. Bu gerçekten 2000'ler tarzı. Gözünde mor farı var ve gözünün bu kısmında gördüğünüz gibi simli bir far bulunmakta. Kaşları ise 2000'ler tarzının ince kaşlarından. Kafasında gördüğünüz gibi simli, ucunda pompon olan beresi var. Beresinin buraları buraya dikilmiş. O yüzden saçın üst kısmını şöyle göstereceğim. Saçı gördüğünüz gibi normal bir şekilde ortadan ikiye ayrılmış. Kahverengi, siyaha yakın bir tonda saçları var. Ve saçları hafif böyle tostmuş gibi aşağıya iniyor ama çok da tost değil. Dümdüz saçları var, salık bırakılmış. Üstünde turuncu uzun kollu, crop fit bir sweatshirt var. Buraları gördüğünüz gibi mor kahverengi turuncu olacak şekilde kolları çizgili. Burası da gördüğünüz gibi kollarında olduğu gibi çizgili bir boğazlı yakası var. Ön kısım ise turuncu. Altında çok uzun bir kot etek var. Gerçekten çok güzel koyu bir kot etek. Gördüğünüz gibi ortalarından, yanlarından ve arkalarından turuncu dikiş detayları var. Alt eteğinin kısmında bu şekilde lastikli bir cep detayı var. Turuncu hafif fileleri var. Ancak cepleri gerçekten açılmıyor. Ayrıca bu gördüğünüz etek iki parça. Buralarındaki
cırtcırtlardan açarak bu şekilde mini bir etek yapabilirsiniz. Ki ben mini etek olmasına daha çok bayıldım. Ayakkabıları ise turuncu sneakers, yüksek taban, altında mavi çizgiler var. Üstü ise gördüğünüz gibi turuncu sneakers şeklinde, gerçekten bayıldım. Şimdi Sasha bebeğimize ikinci kıyafetlerini giydirelim. Sasha bebeğimize ikinci kıyafetlerini giydirdik. Sıfır kollu crop fit tişörtü var. Tişörtün ön kısmı kırmızı. Arka taraflara doğru ise gördüğünüz gibi turuncudan kırmızıya doğru geçiyor. Üstünde puantiyeli ancak metalik olacak şekilde deseni var. Galatasaray formasına benziyor. Çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Alt kısmında ise kaprisi var. Buna kapri mi deniyordu tam olarak hatırlamıyorum, ancak o zamanlar böyle bileği bayağı açık gösteren pantolonlar modaydı. Gördüğünüz gibi beyaz bir pantolon. Ama niyeyse pantolonuna bayıldım. Yani çok düz bir şey ancak duruşu çok hoşuma gitti. Ayrıca pantolonun burada gördüğünüz gibi yırtmaç detayı var. İkinci ayakkabıları ise altınımsı, metaliğimsi, daha doğrusu kahverengi sarıya kaçan renkte topuklular, bilekli topuklular. Ancak şunu göstermek istiyorum. Ayakkabısının bilek rengiyle kendi vücut rengi tam olarak uymuyor. Ondan dolayı çok sevdiğimi söyleyemeyeceğim. Sombrets tanıtımını da yaptık. Sombrets bükücü. Evet, Sombrets tanıtımımızı da yapmış bulunmaktayız. Bugün sizlere Bretz 20. yıl serisinden Sasha bebeğini tanıttık. Şimdi Bayan Sasha'yı ben çok beğendim. Kötüleyebileceğim hiçbir şey yok. Bebeği eğer beğeniyorsanız, karakterini eğer beğeniyorsanız, ki ben karakterini pek sevmiyorum, alabilirsiniz. Yani çok kötüleyebileceğim bir şey yok. Aslında çift etek olması, aksesuarları, kullanışlı, yani kullanabilirsiniz. Tek kötüleyebileceğim şey var. O da saçı çok fazla dökülüyor. Niye bu kadar döküldüğünü anlamadım. Ayrıca ten renginin biraz daha koyu olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çizgi filmde biraz daha koyu bir karakter kendisi. Keşke saçlarını biraz daha uzun yapsalarmış. Onun dışında kesinlikle kötüleyebileceğim bir şey yok. Ben Sasha bebeğine bayıldım. Şimdi 4 bebek arasından kıyaslama yapacak olursak kesinlikle ama kesinlikle favorim Chloe oldu. Daha sonrasında Yasmin, daha sonrasında Jade, ondan sonra Sasha geliyor. Bu kesinlikle Sasha'nın kötü olmasıyla alakalı değil. Sadece 4 bebek arasında en az beğendiğim Sasha oldu ama bu onun kötü bir unvana sahip olması gerektiği anlamına gelmiyor. Öyleyse kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve videoyu yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bebek güzel, alabilirsiniz. Ancak dolar artarken fiyatlara zam gelmeden almalısınız diyemeliyim size şu anda. O yüzden hemen alın. Hoşçakalın.